أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de o, bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir derdi. İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, Ya Rabbi dedi, bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin. Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip, Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahit, hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler, dediler. O, Ya Rabbi, dedi. Nasıl benim çocuğum olabilir ki, ihtiyarlık başıma çökmüş, hanımım ise kısır hale gelmiştir. Allah, böyle de olsa Allah dilediğini yapar, buyurdu. O, Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Deyince, Allah, senin işaretin şudur. 3 gün müddetle halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam onu tesbih ve tenzih et, buyurdu. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı da nübüvvete erdirdik. Onların hepsi de salih, hayırlı insanlardandı. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, iyice yaşlandım. Kemiklerim zayıfladı, eridi. Başımdaki saçlarım ağardı. Beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da Yakup hanedanına da varis olsun. Onu razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da Yakup hanedanına da varis olsun. Onu razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Zekeriya, buyurdu Allah. Biz sana adı Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce kimseyi ona adaş yapmadık. Bu adı alan olmadı. Ya Rabbi dedi, nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pir-i faniyim. Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay. Nitekim seni yoktan var eden de ben değil miyim? Bana bir alamet göster ya Rabbi, dedi. Allah buyurdu, senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, 3 gün insanlarla konuşamamandır. Derken, mabetteki bölmesinden, halkının karşısına çıkıp, sabah akşam Rabbinize tesbih, ibadet edin diye işarette bulundu. Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken, ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp,
günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi.